YGTV Finans Sokağı'nda merhaba. Öncelikle hatırlatalım. Bizi izlemeye, abone olmaya, yorum yapmaya devam edin diyoruz. Ve bu haftanın önemli kapanış değerleriyle programımıza başlayalım. Biz 100 endeksi haftayı 8026 puanla kapatırken dolar TL cuma akşamı isperle 28.91 TL'yi gösterirken euro TL 31.47 işaret ediyordu. Euro-dolar paritesi ise cuma akşam 6 itibariyle 1,08 düzeyindeydi. Altının ons fiyatı 2072 dolar ile haftayı tamamlarken Brent petrol de 78,88 dolar seviyesinde 80 doların altını görmüş oldu. Şimdi geçtiğimiz haftanın önemli olaylarını bu göstergelerin belirlenmesindeki rolünü incelemek üzere size bazı detaylar vermek istiyorum. JP Morgan'a göre dolar ABD Başkanı Joe Biden ile eski Başkan Donald Trump arasında yaşanacak ve bir ticaret savaşı ihtimalini artıracak olan 2024 seçimden kazanç çıkmaya hazırlanıyor. Aralarında Mera Chandon, Patrick Locke'un da bulunduğu JP Morgan döviz stratejistleri 27 Kasım tarihli bir notta korumacı Trump'ın Cumhuriyetçi adaylar arasında sahip olduğu hakim liderlik göz önüne alındığında yatırımcıların potansiyel çarlık tarifelerinin para birimleri üzerinde etkisine odaklanması gerektiğini yazdı. Stratejistler yenilen tarife riski dolar açısından pozitif olacak. Çin yuanına odaklanma devam edecek olsa da diğer para birimlerine daha doğrudan genişleme olanı var değerlendirmesinde bulundu. J.P. Morgan seçme bir yıl kala mevcut oy tablosu korunursa Biden-Trump eşleşmesinin muhtemel olduğunu belirtiyor. Stratejistler Ayrıca Biden döneminde Selefi Trump'tan miras kalan tarif verilerin büyük ölçüde yürürlükte kaldığını dikkate çekiyor. J.P. Morgan'a göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin dışındaki ülkelere ve ticaret bloklarına yönelik ekonomik tarifelerinin gelecekte genişletilmesi dolar gücü üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olacak. Stratejistler genişleyen ticaret savaşının konjektürel ve büyümeye duyarlı para birimleri üzerinde baskı yaratması nedeniyle dünya genelinde %10'luk bir gümrük vergisinin doların ticaret değerini değerini %4 ila %6 oranında artırabileceğini öngördü. Petrol perşembe günü daha fazla üretim kesimini sıfat eden ancak ayrıntılarının belirsiz olduğu OPEC Plus toplantısının ardından düşüş yaşadıktan sonra kayıplarını sürdürdü. Şubat ayında Brent ham petrolü bir önceki seansta %2. Nokta düştükten sonra varil başına 80 dolara düşerken Amerika Birleşik Devletleri ham petrolü 76 dolar civarındaydı. İttifak Ocak ayından itibaren günde yaklaşık 900 bin varillik yeni üretim kesintisi yapacağını duyurdu ancak Angola zaten kotasını reddettiği için kısıtlamalar isteğe bağlı. Suudi Arabistan günde 1 milyon varillik ayrı kesintisini ilk çeyreğe kadar uzatacağını söyledi. Ham petrol perşembe günü ilk olarak OPEC Plus'ın gelecek yılın başında beklenen fazlanın durdurulmasına yardımcı olacağı umuduyla kesintiler konusunda ön anlaşmaya varmasının ardından tırmandı. Bu imserlik ayrıntıların eksikliği nedeniyle hızla söndü. Buna yatırımcıların kafasını karıştıran bir sonuç basın toplantısı ve nihai belirlerin olmaması da dahil. Danışmanlık şirketi Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda OPEC Plus toplantısının sonucunun kafa karıştırıcı, karmaşık bir karmaşa, Bunların hepsi hala gönüllü kesitler, kesintiler ve hayal kırıklığının nedenlerinden biri de bu dedi. Ve ilk çeyrekte günlük ekstra 900 bin varillik ek kesintilerin uygulanıp uygulanmayacağının zamanla görüleceğini ekledi. Ham petrol grup dışından artan arz sinyalleri ve zayıf talep görünümü üzerine ikinci aylık düşüşünü kaydettikten sonra OPEC Plus'ın inişli çıkışı seyrinin ardından haftayı yatay kapatmaya hazırlanıyor. Bu endişeler Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en büyük üreticisinin ham petrol üretiminin Eylül ayında günde 13.2 milyon varil ile rekor seviyeye ulaştığını bildirmesiyle daha da belirginleşti. Altın 6 altı ayın en yüksek seviyesinde. Altın salı günü %1.3 artışla Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra kazançlarını sürdürdü. Gram altın ise küresel spot piyasadaki yükselişten destek olarak haftanın 3. işlem gününde rekor kırdı. Altın Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası yetkililerinin gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceği yönündeki yönlendirmelerin ardından yükselişe geçti. İsrail Hamar arasındaki çatışmaların sonrasında gelen güvenli liman alımlarının etkisiyle altın fiyatları Ekim ayının başından bu yana yaklaşık %12 oranında değer kazandı. Spot altın salı günü yaklaşık 6 haftanın büyük süremasının ardından %0,1 artışla 2043 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Öte yandan dolar TL kuru ve spot piyasada altının 10 üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın haftanın 3 işlem gününde de rekor kırdı. Salı günü %1.3 yükselişte kapatan gram altın çarşamba günü 1907 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasalar Waller'ın açıklamasından destek buldu. FED yönetim kurulu üyesi Christopher Waller'ın faiz oranlarının tekrar yükselmesi gerekmeyebileceğini öne sürmesinin ardından Dolar değer kaybederken tahvil getirileri kasım ayındaki yükselişini sürdürdü. Ekonomik büyümenin yavaşladığına dair işaretlerden cesaret aldığını dile getiren Waller, enflasyonun birkaç ay daha düşmeye devam etmesi durumunda politika faizinin düşülebileceğine dair iyi ekonomik argümanlar olacağını kaydetti. Küresel tahvillerde finansal krizden bu yana en hızlı ralli. Küresel tahviller kasım ayında 2008 final krizin, finansal krizinden bu yana en hızlı aylık rally'e sahne oldu. Bloomberg'un küresel devlet ve şirket tahvillerini gösteren göstergesi Kasım ayında %4.9 getiri sağlayarak Aralık 2008'de kaydedilen %6.2'lik primden bu yana en büyük aylık kazanç olarak kaydedildi. Kasım ayındaki rally, FED ve diğer merkez bankalarının faiz oranlarını artırmayı, büyük ölçüde bitirdiği ve gelecek yıl indirmeye başlayacağı yönündeki beklentilerin artmasından kaynaklanıyor. Geçen haftanın önemli ekonomik finansal göstergeleri bu şekildeydi. Bizi izlemeye devam etmeniz umuduyla bir başka finans sokağında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.